Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte dağılma döneminin sorularını çözmeye devam ediyoruz. En son 107. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapalım? 107. sorumuza başlayalım soru çözümümüze. Kırım Savaşı'nın sonucunda 1856 tarihinde toplanan Paris Konferansı'na katılan devletler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. İngiltere, Fransa, Osmanlı, Rusya bunlar vardır ama kim yok? İspanya yoktur. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Kırım Savaşı'nın sonucunda 1856 tarihinde toplanan Paris Konferansında Osmanlı Devletini temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? diye sorduk. Ee, birazcık detay ama çıkabilecek sorudur. Meb'in kitabında yer alıyor. Ali Paşa. Arkadaşlar, Ali Paşa Paris Konferansında bizi ne yapmıştır? Temsil etmiştir. Osmanlı Devletinin Avrupa Devleti sayılacak çağrısı aşağıdaki konferansların hangisinde yapılmıştır? Osmanlı Devleti hangi konferansta Avrupalı devlet sayılıyor artık? Paris Konferansı ile Avrupalı devlet sayılmıştır Osmanlı Devleti. 110dayız. Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'nda galip gelmesine rağmen Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurmayacaktır. Şöyle tır yapalım. Maddesiyle yenik devlet statüsünde gösterildiği konferans hangisidir? Savaşa e, savaşta galip geliyoruz ama mağlup e, muamelesi görüyoruz. Hangi konferansta? Hangi konferans? Paris Konferansı'nda. Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti galip gelmesine rağmen yenik devlet statüsünde gösterilmiştir bu madde birlikte. Osmanlı Devleti 1856 Paris Konferansı sürecinde aşağıdakilerden hangisini ilan ederek konferansa yer verilmesini sağlamıştır? Hangisini Islahat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı'nı ilan ederek Paris konferansında ne yapmıştır? Ee, bu konferansa yer verilmesini sağlamıştır. Bazı Müslümanlar gayrimüslimlerle eşit statüde tutulmayı Müslümanlık onuruna kabul ettirememişlerdir. 1856 saat fermanına tepki olarak ortaya çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk isyan nedir? Ciddi olaylarıdır. Ciddi olayları ıssat fermanına tepki olarak ortaya çıkan ilk isyandır arkadaşlar daha sorulmadı. Böyle bir soru bekliyorum ben. Ciddi olaylar. Unutmayınız ıssaat fermanına tepki olarak ortaya çıkan ilk isyandır. Kırım Harbi esnasında yaşanan gelişmeleri Vatan yahut Silistri adlı eserinde anlatan yazar hangi yazarımızdır? Namık Kemal'dir. Namık Kemal Vatan yahut Selistrad eserini eserinde neyi anlatmıştır? Kırım Harbi'ni anlatmıştır. Geldik 114'e. Osmanlı Devleti'nde resmi kayıtlarda memleketeyn yani iki memleket olarak adlandırılan yerler aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Neresidir memleketeyn? Eflak ve Boğdan. Eflak günümüzdeki Romanya'dır. Şuraya yazalım. Romanya. Boğdan ise günümüzdeki Moldova'dır. Moldova. Memleketeyn olarak adlandırılmıştır Eflak ve Boğdan. Geldik 215'e. Balkan sorunlarının çözülmesi için İstanbul'da toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soruyu da bekliyorum ben bu sene. Bu konferansa biz ne diyoruz? Tersane konferansı. Tersane konferansı İstanbul'da düzenlendiği için İstanbul konferansı. İstanbul Tersane Konferansı olarak da anlandırılıyor. Tersane Konferansı'nın toplanma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Balkan sorunlarının çözülmesidir. Bakın böyle takla da sorabilir ÖSYM. E. Balkan sorunlarının çözülmesi. Önemli tersane konferansı. 116'dayız. Mevin kitabına girmiş bir bilgi daha. Balkan sorunlarının çözülmesi için İstanbul Tersane Konferansı toplanmış toplantıya Düvelli Muazzama denilen temsilciler katılmıştır. Düvelli Muazzama devletler arasında hangisi bulunmaz? Mevin kitabına girmiş bilgi. Böyle bir soru daha çıkmadı. Çıkabilir mi? Çıkabilir. İngiltere, Fransa, Osmanlı, Almanya. Bunlar düveli muazzama devletleridir ama Rusya bunların içerisinde yer almıyor. Geldik 117'ye. Balkan sorunlarının çözülmesi için İstanbul Tersane Konferansı toplanmıştır. Osmanlı Devleti İstanbul Tersane Konferansı'nı toplandığı gün aşağıdakilerden hangisini ilan etmiştir? Çok güzel soru olur arkadaşlar çıkarsam. Çok güzel soru olur. Hangisini ilan etmiştir? Kanuni Esasi. Osmanlı Devleti Tersane Konferansı'nın toplandığı gün kanun esası birinci meşrutiyeti diğer adıyla birinci meşrutiyeti ilan etmiştir. İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik politikasını aşağıdaki savaşların hangisinde terk etmiştir diye sorumuzu yönlendirdik. Hangi savaşta? 93 Harbi'nde artık İngiltere bu politikayı ne yapmıştır? Terk etmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Şapka geçitinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı Şapka kahramanı olarak adlandırılan isim hangisidir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Süleyman Hüsnü Paşa. Daha çıkmadı. Ben bu e, şıpka Şapka kahramanını bekliyorum. Bir gün bekliyorum. Bakalım ne zaman çıkacak? Süleyman Hüsnü Paşa. Daha çıkmadı. Şıpka kahramanı olduğunu unutmayınız. Hangi savaşta? 93 Harbin'de. Geldik 120'ye. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nde Plevne'de başarıyla mücadele eden Plevne'de esir düşükten sonra Rusya tarafından saygıyla ağırlanan ve serbest bırakılan tarihe Plevne kahramanı olarak geçen devlet adamı hangi devlet adamıdır? Arkadaşlar baktığımız zaman Gazi Osman Paşa Gazi Osman Paşa'yı unutmuyoruz. Çok çok önemli bir isim. Çok çok önemli bir isim. Yaklaşık e, kimi kaynaklar 6 ay diyor arkadaşlar Plevne'de Kalenin içinde savunma yapmıştır ve Rusya e, saygıyla karşılıyor arkadaşlar. Esir düşüyor, saygıyla karşılanıyor Rusya tarafından ve e, baktığımız zaman e, serbest bırakılıyor daha sonra. Ve Plevne kahramanı ünvanı da almıştır Gazi Osman Paşa. Plevne marşı var biliyorsunuz ki onun adına. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbin'de Ruslara karşı Kafkas cebesinde mücadele eden komutan... Hangisidir? Bakın arkadaşlar e, biz Rusya ile 93 Harbin'de sadece Plerne'de savaşmadık. Kafkas cephesinde de savaştık. Hem burada hem burada. İki taraftan savaştık biz. Rusya iki taraftan ne yaptı? Bizi kuşatmaya çalıştı. Bakıldığı zaman Kafkas cephesinde ise biz e, hangi komutan vardı burada? Bakıldığı zaman Ahmet Muhtar Paşa. Bakın bu isimle daha çıkmadı. Ne Süleyman Hüsnü Paşa ne Ahmet Muhtar Paşa. Bu ikisi daha çıkmadı. Çıkabilir mi? Kesinlikle çıkacak bir sınavda. Ama hangi sınavda? Orasını kestiremiyoruz tabi. Geldik 122'ye. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi sırasında Soğum Kalesi'nin Rus işgalinden kurtarılması üzerine Şehir İslam tarafından aşağıdaki padişahlardan hangisine gazilik ünvanı verilmiştir? Hangi padişah? Sultan 2. Abdülhamit'e. Sultan II. Abdülhamit'e gazilik unvanı verilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nde mücadele eden Azizi Tabyası'nın müdafasında görev, yapan, görev alan Erzurum'da Rus işgalini engellemesinde önemli rol oynayan kadın kahramanımız hangisidir? Hangisidir? Arkadaşlar Nene Hatun'dur. Nene Hatun'u unutmuyoruz. Ee, bazı arkadaşlarımız hocam Kurtuluş Savaşı'nda değil mi? Hayır arkadaşlar 93 Harbi'ndedir nedir? Nene Hatun böyle bir soru sorar ÖSYM. Bakın şıklara bunları verdi. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadeledeki kadın kahramanlarımız arasında yer almaz. Cevap Nene Hatun olur. Çünkü 93 Harbi'nde ne yapmıştır? Mücadele etmiştir Nene Hatun. Sultan II. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından aşağıdaki dönemlerden hangisini başlatmıştır diye sorduk. Hangisini? İstibdat dönemini başlatmıştır arkadaşlar. İstibdat dönemi ne demektir istibdat? Baskıcı dönem. Baskıcı dönem anlamına geliyor. 125'teyiz. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra ilk kez Aristofanos Anlaşması'nda daha sonra Berlin Anlaşması'nda uluslararası sorun haline gelen mesele hangisidir? Çok çok önemli bir soru. Çok çok önemli bir soru. Hangi sorun? Ermeni sorunu. Ermeni sorunu hangi savaştan sonra? Cevap 93 harbi. İlk başta hangi anlaşmada? Ayasafanos. Ayasafanos biliyorsunuz ki yürürlüğe girmedi. Daha sonra Berlin anlaşmasında. Uluslararası sorun haline gelmiştir. Ermeni sorunu. Aman dikkat. Et, aman dikkat. Et. Biliyorsunuz ki Ermenler önceden milleti sadıka, sadık millet olarak adlandırılıyordu. Ama artık ee, yavaş yavaş e, tabiri caizse cozutmaya başlayacaklar. Geldik 126'ya. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra imzalanan aşağıdaki anlaşmaların hangisi yürürlüğe girmemiştir? Hangi anlaşma? Daha önce bahsettik. Ay Stefanos Anlaşması yürürlüğe girmemiştir arkadaşlar. Ee, cevabımız aşık oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Birazcık geri aldık. Aşağıdakilerden hangisi? 1878 Ayasofya Anlaşması'nın hükümlerinden biri değildir diye sorduk. Ayasofya Anlaşması'nın hükümleri arasında Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlıktan elde etmesi var. Büyük bir Bulgaristan Krallığı'nın kurulması var. Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt'in Rusya'ya bırakılması var. Osmanlı Devleti'nin Girit ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapması var. Bosna, herkes yazmışız. Hersek, hızlı yazarken büyük olasılık yanlış yazmışız. Bosna Hersey'in şöyle çizelim. Bosna Hersey'in geçici olarak Avusturya yönetimine bırakılması ise bu Berlin anlaşmasına geçiyor. Arkadaşlar cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 128'e. Bu sefer de Berlin anlaşmasının hükümlerini sorduk. Biri değildir diye. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlıktan elde ediyor. Her iki anlaşmada da ortak. Bulgaristan krallığının 3'e ayrılması. Bakın. Büyük bir Bulgaristan krallığının kurulması Aysafan Usta burada ise 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Doğu Beyazıt, Eleşkirt, Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Bakın bunlar normalde Aysafan Rusya'ya bırakılıyordu. Osmanlı Devleti'ne bırakılan yerler arasında Berlin Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangileri vardır? Yukarıdakilerden hangileri vardır? Öncüllü soru. Kars, Doğu Beyazıt, Eleşkirt. Cevap ne olur? 2-3. Doğu Beyazıt ve Eleşkirt. Birçoğunuz Doğu Beyazıt'ı biliyorsunuz ama Eleşkirt de var arkadaşlar. Eleşkirti e, bazı hocalarımız yazmıyor. Neden yazmıyor bilmiyorum. Eleşkirt var arkadaşlar. ÖSYM sorarsa aman dikkat. Aman dikkat. Artık burada öğrendiniz. Artık yapacaksınız inşallah. Osmanlı Devleti'nin Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya terk etmesi. Evet arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya bırakıldı. Doğu Beyazıt Eleşkirt bizde. Bosna, Hersey'e e, özellik verilmesi ise bu Ayestafanos anlaşmasında. Berlin Anlaşması'nda ise Bosna Hersek geçici olarak Avusturya yönetimine bırakıldı. Umarım anlaşılmıştır bu iki anlaşmanın maddeleri. Geldik 129'a. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra imzalanan Berlin Anlaşması ile hangi azınlıklar bağımsızlıklarını elde etmiştir diye sorduk. Hangi azınlıklar? Sırbistan, Karadağ, Romanya. ÖSM bunu yanlış hatırlamıyorsam LYS'de sormuştu. LYS o zaman üniversite sınavıydı. LYS'de sormuştu hangi devletler bağımsız olmuştur diye. Daha KPS'de böyle bir soru çıkmadı. Çıkabilir arkadaşlar. Aman dikkat. Osmanlı Devleti ile, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra imzalanan Berlin Anlaşması ile Yunanistan'a bırakılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel soru. Daha sorulmadı. Mebin kitabında yazıyor. Yunanistan'a bırakılan yer Teselya. Teselya arkadaşlar çok çok önemli. Berlin Anlaşması ile Yunanistan'a bırakılan yer hangisiymiş? Teselya. Lütfen bunları bilelim. Bunlar detay gibi gözükse de sizin zor soru dediğimiz sorular var ya. Bakın bunlar çıkarsa yapabileceğiniz sorulardır bunlar. Sorulursa artık burada öğrendiniz. İnşallah sınavda çıkarsa yaparsınız. Geldik 131'e. İngiltere, Osmanlı Devleti'nden Ayasofya Anlaşması'nın şartlarının iyileştirilmesi karşılığında aşağıdaki yerlerden hangisini istemiştir? Benim favori sınav sorularım arasında yer alıyor. Bunu bir gün soracak ÖSYM. Neresini istiyor? Kıbrıs'ı istiyor arkadaşlar. Kıbrıs'ı istiyor. Biz Kıbrıs'ı kiralıyoruz arkadaşlar. E, adeta İngiltere'ye Ayasofya Anlaşması'nın şartlarının iyileştirilmesi karşılığında. Biz neden vermişiz Kıbrıs'ı? Bakın yuvarlak için aldım. Ayistafanos anlaşmasının şartlarının iyileştirilmesi karşılığında vermişiz biz Kıbrıs'ı. Aman dikkat unutmuyoruz. Kime vermişiz? İngiltere. Bakın 3 tane soru oluşturuldu. Nere verildi? Kıbrıs. Kime verildi? İngiltere. Ne amaçla verildi? Ayistafanos anlaşmasının şartlarının iyileştirilmesi karşılığında. Aman dikkat. 132'deyiz. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra imzalanan Berlin Anlaşması ile Aşağıdaki yerlerin hangisinde ıslahatların yapılması kararlaştırılmıştır? Hangisinde? Arkadaşlar bakıldığı zaman Ermenistan. Cevap Ermenistan olur. Bakın 93 Harbi ile ilgili bütün soru e, tarzlarını sizlere göstermeye çalıştım ki e, birçok bir yayın evi maalesef bunları e, biraz eleştiri yapalım. Yapıcı eleştiri olsun böyle kırıcı değil. Lütfen bu soruları koyun arkadaşlar. Yayın evlerine söylüyorum. Ya bu soru tarzları birçok yayın evinde yok maalesef. Ee, bizler de elimizden geldiği kadarıyla bütün detayıyla vermeye çalışıyoruz ki ee, soru sorarsa söyleseme yapabilirsiniz diye. Geldik 133'e. Bakalım sorumuz neymiş. <laughs> Başta İngiltere olmak üzere bazı büyük devletlerin 1878'de imzalanan, yılında imzalanan Ayasofya Anlaşması'ndan hemen sonra Berlin'de konferans düzenlemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? diye sorduk. Berlin'de konferans düzenlenmelerin düzenlemesinin sebebi nedir arkadaşlar? Bakın Ayasofya anlaşması imzalanıyor. Hemen hemen ardından Berlin'de bir konferans düzenleniyor. Başta İngiltere olmak üzere bazı büyük devletler düzenliyor. Düzenliyor bu konferans. Amaç nedir? Rusya'nın Balkanlarda güç kazanmasını engellemek. Rusya'nın Balkanlarda güç kazanmasını engellemek için Bakın böyle bir soru çıkabilir. Güzel soru olur. Rusya'nın Balkanlarda güç kazanmasını engellemek için Berlin'de konferans düzenleniyor. Neden? Çünkü İngiltere'nin hiçbir şekilde işine gelmez bu olay. Aşağıdaki yerlerin hangisinde yaşanan olumsuz gelişmeler 1878'de Halepa Fermanı'nın ilan edilmesine neden olmuştur? Halepa Fermanı 2. Abdülhamit döneminde ilan ediliyor. Hangi yerde yaşanan gelişmeler, olumsuz gelişmeler giritte? Girit'te yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Halep'a fermanı ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin müşir Ethem Paşa öncülüğünde 1897 yılında yaptığı son meydan savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin son meydan savaşını soruyoruz. Yaptığı. Hangi savaştır? Dömeke meydan savaştır. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Manastır'da okurken Buraya katılmak istiyor arkadaşlar. Küçük yaşta olmasına rağmen bu savaşa katılmak istiyor. Hangi savaşmış? Dömeke Meydan Savaşı. Kimin öncülüğünde? Müşir Eten Paşa öncülüğünde yapılmıştır bu savaş. Bu videomuzun son sorusundayız. Osmanlı Devleti son Meydan Savaşı olan Dömeke Meydan Savaşı'nı hangi devlete karşı yapmıştır? Hangi devlete? Yunanistan'a karşı. Yunanistan'a karşı yaptık biz Dömeke Meydan Savaşı'nı 1897 tarihinde. Evet, bu sorumuza birlikte videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.